kendisine cevap verdi. Biz de hatırlarsanız İlçe Başkanlığı döneminden beri sizle beraber çalıştık. Ne diyorduk? Altyapı ile ilgili çalışmalarında problem var diyoruz. Ne diyorduk? Çaplarını, boruların çaplarını daraltarak altyapıyı hazırlıyorlar diyoruz. Ne diyorduk? Arıtma tesisleri doğru noktalara konulmadı diyoruz. Yani bunlar hepiniz şahit oldunuz. Defalarca kez. 8'den bir girişimde, bir de çıkışında iki tane, Erdeniz Mahallesi'ndeki anlamda söylüyorum çıkışında, iki tane arıtma tesisi yapıldı. Yapılan arıtma tesisleri, Karadeniz Mahallesi'ndekini bitirdiler. Arıtma tesisleri, Kadir Başkan'ın söylemiyle söylüyorum, 01.07.2017 tarihi itibariyle devreye girdiğini sosyal medyada kendisi paylaşmış. Şimdi buradan kendisine cevaplarını istediğimiz konuları soracağız. Şöyle bir sosyal medya hesabından cevap vermiş. Ne demiş Kadir Başkan? Her zaman olduğu gibi bilmeden ve sorup öğrenmeden yapılan Sayın Cüneyt Yüksel yorumu. Altında ne yazmış? Denizde 450 metreye değil, tüm atıklarımızı biyolojik arıtma tesisimize alınıp arıtılacaktır. Sayın Yüksel ne zaman uygun olursa gelse Karadeniz Mahallesi'nde 01.07.2017 tarihinde devreye aldığımız biyolojik arıtma tesisini gezdirelim. Tüm yorumculara sevgi ve saygılarımla diye bir paylaşım, yorum yapmış. Şimdi bu yorumdan sonra AK Parti İl Başkanı olarak bizler Altınova Mahallesi'nde, ki sorduğumuz asıl soru oydu. Ne dedik? Altınova Mahallesi'nde siz deşarj yapıyorsunuz. Yaptığınız deşarj Altınova Mahallesi'ne kıyıya 450 metre mesafeye, 400-450 metre mesafeye basıyorsunuz. Üstelik biyolojik arıtmadan geçirilmeden arıtma yapıyorsunuz dedik. Şimdi bu gördüğünüz fotoğraf dün ve evvel gün çekildi. Görüyorsunuz TESK'in iki tane vidanjörü var. Bu vidanjörler Altınova Mahallesi'ndeki tesise boşaltma yapıyorlardı. Ekranda fotoğrafta görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ne yapıyorlar bunlar? O katı atıkları Altınova Mahallesi'ndeki tesise boşaltıyorlar. Kadir Başkan'a sesleniyorum. Ben ne söylediğimi biliyorum. Bence siz ekibinizin size ne söylediğini değerlendirin diye sesleniyorum. Bir diğer konuya gelelim. Ne yapıyorlarmış burada? Kıymetli TESKİ mensupları, Kadir Başkan'ın bir haber olduğu konu. Arıtma vidanjörlerin boşalttıklarını burada biliyorsunuz şurada gördüğünüz merdanelerde parçalıyorlar. Hiç dikkatinizi çekiyor mu, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üstte minik bir halk diye söyleyeyim, püskürtme yapılan, kokuyu bastıracak parfüm sıkılıyor şurada. Vidanjörler boşalttı. Bu tesise parfümle koku bastırılıyor. Daha sonra ne yapıyorlar? Yine aynı görüntü. Vidanjörlerin boşalttığı pis atıklar merdanelere parçalanıyor. Üstüne koku bastırıcı dezenfektan sıkılıyor diyelim. Veya parfüm diyelim. Daha sonra burası aynı yer. Altınova'daki arıtma tesisi, Altınova'daki deşarj istasyonu diyelim. O vidanjörlerle buradan denize basılıyor. 400-450 metre. Altınova'daki bütün vatandaşlarımız kokudan muzdaripti. Oradaki kokuyu bastırmak için ne yapıyorlar? Parfümleme yapıyorlar. Herhangi bir biyolojik arıtma yok. Bu konuyla ilgili Çevre İl Müdürlüğü'nü de göreve davet ediyorum. Yani bizim oradaki şu gördüğünüz görüntüleri eğer ki biyolojik arıtma buysa Kadir Başkanım, kusura bakma siz bu koltuktan bırakın, istifa edin. Siz yaptığınız işi bilmiyorsunuz. Burası terfi istasyonu. Evet. Biyolojik arıtma değil. Hayır. Biyolojik arıtma kendinin daha arka planında kalan bölgeye gidiyor. Biz onu biliyoruz da Kadir Başkan bilmiyor Nicat'cığım. Biz onu biliyoruz da Kadir Başkan bilmiyor. Yani Kadir Başkan bilmiyor. Yani buradaki yazısını ilk önce size okudum. Ne diyor? 01.07.2017 tarihinde devreye aldığımız diyor. Bu mu devreye aldığı diye ben de soruyorum. Tamam da o terfi istasyonu. Tamam. Devreye aldığı batı arıtmanın tamam. Geçen yer. Aynı fikirdeyim. Burası vardı. Osman Kabak döneminde de vardı. Tamam vardı. Biyolojik arıtma nerede diye soruyorum ben de. Arıtmadan niye siz buradaki pislikleri altınmaya basıyorsunuz? Vidanjörü buraya getiriyor. Vidanjörü niye buraya getiriyor? Buraya getiriyorlar. Nicat'cığım. Basıyorsa atıyorsun. Ben basarken fotoğrafladım bunları. Kamera görüntüleri de var. Bunlar şimdi köylerden aldıkları vidanjörlerin çektiği pislikler Altınova'daki terfi istasyonuna geliyor. Terfi istasyonundan batı arıtmaya gidiyor. Batı arıtmada bahsettiğimiz biyolojik arıtma yapıldığı iddia ediliyor. Hayır. Buradan basılan... Buradan...